Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Seçim vaadi olarak gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar kampanyası yeniden gündemde. Konunun detaylarını Habertürk teknoloji editörü Cem Özenen ile konuşacağız. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Şimdi seçim döneminde ilk başta bu gündeme gelmişti bu başlık. Bir beklenti vardı. O beklenti bu aralar biraz daha arttı. Dünkü kabine toplantısında da konunun gündeme gelmesi bekleniyordu. Ama beklediğimiz açıklama aslında gelmedi. Şu an daha farklı konuşmayı planlıyorduk. Konuşulduğu söyleniyor ama bir açıklama yapılmadı üzerine. Gelen bir açıklama olmadı. Gelen bir haber olmadı. Dolayısıyla biz aslında bugün biraz daha bugüne kadar ne konuşuldu ve ne bekleniyor biraz masaya yatıracağız. Biraz da kulislerde konuşulanları söyleyeceğiz. Onları söyleyeceğiz. O bilgiler de sende zaten. O zaman başlayalım. Ne konuşuluyor? Nasıl bir şey planlanıyor? Ne bekleniyor? Şöyle, zaten ilk yapılan açıklamada gençlere, üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayarları vergisiz olarak alabilecekleri konusunda bir açıklama yapılmıştı. Daha sonra yakın zamanda, işte geçtiğimiz hafta içerisinde ve bu haftanın başında bu telefonların ve bilgisayarların yerli üretimi olması gerektiğini veya işte yurt dışından getirilip burada montajının yapılması, yani o firmanın burada bir fabrika kurup bunları burada montajlaması gerektiğini söylediler. Kulislerde bunlar dolaşmaya başladı. İşte bu markalar hangileri, hangi markalar burada üretim yapılıyor, bunları araştırdık biraz. İşte bilgisayar konusunda Monster, Excalibur gibi, Casper gibi markaların Türkiye'de üretimi olduğunu biliyoruz. Telefon konusunda da işte Samsung bir dönem bir iki modelinin üretimini burada yapmak için bir tesis kurmuştu. Oppo şimdi başka ülkelere de gittiği konuşuluyor Oppo'nun. İşte Realme, Vivo, bu tarz General Mobile gibi yerli markalar Türkiye'de üretim yapıyor. Yani bu markaları gençler, eğer ki kanun bu şekilde geçerse, şimdi kabine toplantısından sonuç bekliyorduk, gelmedi. Eğer kanun bu şekilde geçerse sadece bu markaları alabilecekler. Yani Apple gibi, iPhone gibi veya Samsung'un S serileri gibi yurt dışında üretilip buraya gelen, Huawei'nin yurt dışında üretip buraya getirdiği modelleri vergisiz alamayacaklar. Peki şimdi bu vergi nasıl bir vergi? Hani KDV var, ÖTV var. Hangisinden muaf tutulması bekleniyor? Nasıl bir fiyat farkı ortaya çıkması bekleniyor? İlk etapta tamamen vergisiz olarak söylenmişti ama şu anda konuşulan ÖTV'nin alınmayacağı. Yani cep telefonlarına nasıl bir vergi sistemi var, ondan bahsedeyim istersen önce. Bir 115 TRT bandrolü var. TRT bandrolünün üzerine fiyat bandına göre vergi dilimi değişiyor. 3.000 liranın üzeri, 3.000 liranın altı ve 2.000 liranın altı diye 3 farklı kategori var. 2.000 liranın altındaki, yani vergisiz fiyatı 2.000 liranın altında olan telefonlara %15'lik bir ÖTV konuyor. Onun üzerine tekrar %20 KDV konuyor. 3.000 liranın altında vergisiz fiyatı olan telefonlara %40 ÖTV ekleniyor. Yine aynı şekilde %20 KDV o ÖTV'nin üzerine konuyor. 3.000 liranın üzerindeki telefonlarda ise %50'lik bir ÖTV'si var. Yine %20 KDV de onun üzerine ekleniyor. Şimdi konuşulan ÖTV'nin bu telefonlardan alınmayacağı, yani 3.000 liranın üzerinde bir telefon, vergisiz fiyatı 3.000 liranın üzerinde olan bir telefonda %50 bir kazancı olacak gençlerin. TRT ve Kültür Bakanlığı'na aktarılan vergi alınacak. Onunla ilgili henüz bir detay verilmedi. Anladım. Şimdi şunu da merak ediyorum ben. Peki ne zaman çıkacak, resmi gazetede yayınlanacak? Dün bekleniyordu. Aslında bu sabah karşı biz resmi gazetede yayınlanır mı diye de bekledik. Ama hani bununla ilgili kulisin var mı? Dünkü kurul toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkıp bunu açıklaması bekleniyordu. Ama daha öncesinde, bir iki gün öncesinde bakanlarımız bu konuda çalışıyor. Kısa zaman içerisinde açıklayacağız dedi. İşte kurul toplantısından sonra tarihi vermesi bekleniyordu ama henüz net bir tarih verilmedi. Netleşmediği için de ben bir spekülasyon yaratmak istemiyorum. Bekleyeceğiz öyleyse. Belki yeni üniversite öğrencilerini bekliyorlardır yeni kayıtlardan sonra. Olabilir. Yeni okula dönüş yeni dönemde olabilir. Biz de takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum aktardığın bilgiler için. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.